Bu yıl dördüncü kez gerçekleşen Mustafa Koç Spor Ödülü'ne hoş geldiniz. Küresel salgın sebebiyle bu yıl online olarak gerçekleştirdiğimiz ödül törenimizde siz ekran başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yan yana olamasak da yine birlikteyiz. Efendim 2017 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle Koç topluluğu himayesinde gerçekleşen Mustafa Koç Spor Ödülü, Mustafa Koç'un değerli anısını yaşatırken dostluk, saygı ve mükemmellik gibi olimpik değerleri de yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu anlamda ülkemizde bir ilk olan ödül, her yıl sıra dışı sportif başarılarının yanı sıra olimpik değerleri olan bağlılığıyla da öne çıkan bir kişi ya da kuruma veriliyor. Az sonra yine spora çok değerli katkılar sunan bir isim ödülün bu yılki sahibi olacak. Bugüne dek 4 değerli spor insanı Mustafa Koç Spor Ödülü'nün sahibi oldu. Peki acaba önceki yıllarda neler yaşandı? Dilerseniz şimdi biraz geçmişe gidelim ve önceki ödül törenlerinin o unutulmaz anlarını bir kez daha yaşayalım. Bu akşam sevgili Mustafa'nın en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmek üzere buradayız. And I guess that in Mustafa we had quintessentially his commitment to the values of sport, the Olympic values. And what sports can bring to you, it gives you a positive mental attitude. It gives you that power to believe in yourself. Athletes here in Turkey, athletes in Zimbabwe, athletes in America, they have the power to change the world. Bu zorlu ve keyifli değerlendirme sürecinin sonunda sportif başarılarının yanı sıra mükemmeliyet, saygı ve dostluk değerlerini yansıtan kişiliği sebebiyle Mustafa Koç Spor Ödülü'nü kazanan Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu milli sporcumuz Taha Akgül, Paralimpik Oyunları ve Dünya Şampiyonu sporcumuz Gizem Girişmen, Yasemin Adar, Olimpik milli atletimiz İlke Özyüksel. Çok küçük yaşımda öğrendim ki sevdiklerinizi yaşatmanın ve onurlandırmanın yolu onların adına yakışır işlere imza atmak ve onların bizlere miras bıraktığı değerlere layık bir yaşam sürmekti. Olimpiyat şampiyonu olmak çok önemli değil. Önemli olan onu taşıyabilmek. Önemli olan şampiyon olduktan sonra da ülkene geldiğin zaman insanlara örnek olabilmek. Bu ödül benim için bir kadın olarak pes etmeden, kendine inanarak, durmadan, tutkuyla çalışarak yoluma devam edince neleri başarabileceğimiz simgesi ve hatırlatıcısı olacak. En büyük ödülümüzün kaldırdığımız kupalar ya da üst üste astığımız madalyalar değil, verdiğimiz mücadelenin izleri, taşıdığımız sorumluluğun ağırlığı, yaptığımız fedakarlıkların acısı ve arkamızda bıraktığımız örneklerin anısı olduğunu inandım. Çok erken. Evet, Mustafa Koç'un tüm Türkiye'yi yasa boğan vefatı için hemen herkesin ortak görüşüydü bu. Çok erken. Şahsen tanıma imkanı bulmuş olsun ya da olmasın, herkes onun iyi kalbinin, centilmenliğinin ve hep daha iyisini, daha fazlasını yapmak için yorulmadan mücadele eden kişiliğinin farkındaydı. Spora tutkusu iyi bilinirdi. Sporun birleştirici ve iyileştirici etkisine olan inancı ise sarsılmazdı. İşte bütün bu değerler onun ardından böyle bir ödülün ortaya çıkmasını sağladı. Şimdi gelin Mustafa Koç Spor Ödülü'nün ardında yatan felsefeyi onu en iyi anlatabilecek kişiden Sayın Karolin Koç'tan dinleyelim. Değerli izleyiciler,
Küresel salgın nedeniyle bu yıl dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz Mustafa Koç Spor Ödülü töreninde bizlerle birlikte olduğunuz için Koç ailesi adına en samimi teşekkürlerimi sunarım. Bu yıl dördüncü kez sevgili Mustafa'yı anmak, onu Mustafa Koç yapan değerleri anımsamak, örnek sporcuları destekleme konusundaki tutkusunu ve vizyonunu yaşatmak üzere bir aradayız. Bildiğiniz gibi son bir yıldır tüm dünyanın en önemli gündem maddesi küresel salgın. Eskiden yalnızca bir film senaryosu olabileceğini düşündüğümüz gelişmelere tanık oluyoruz. Bu kritik süreçte hepimiz hayatımızı ve sevdiklerimizi kaybetme korkusuyla neredeyse tüm yaşantımızı ve alışkanlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemde herkesin biraz daha iç sesini dinlediği ve önceliklerini tekrar belirlediği kanaatindeyim. Bunun da bir sonucu olarak artık hepimizin daha iyi bir dünya için çok daha fazla çaba sarf edeceğini ve bunu mümkün kılacak değerleri hayatının merkezine alacağını düşünüyorum. Tıpkı Mustafa gibi. Mustafa da savunduğu değerlerin ışığında daha gelişmiş bir toplum ve daha iyi bir gelecek motivasyonuyla pek çok sosyal girişimi sahiplenmiş bir insandı. İşte bu nedenle Mustafa, bugün sadece başarılı bir iş insanı olarak değil, ne mutlu ki iyi bir insan olarak hatırlanıyor. Mustafa'nın bir spor ödülü hayal ederken amacı, dostluk, birliktelik, mükemmeliyet, fair play gibi her zaman savunucusu olduğu insani değerlerin toplumda spor yoluyla yaygınlaşmasına öncülük etmekti. Başarılı sporcularımızın sahada olduğu kadar günlük hayatta da bu değerleri yaşatarak topluma örnek teşkil edeceklerine inanıyordu. Tam da bu nedenle Mustafa Koç Spor Ödülü'nün kalıcı temasını olimpik değerlere katkı olarak belirledik. Bugün dördüncü kez yine sportif başarısı, sportmenliği ve etik değerleriyle önemli bir rol modeli ödüllendirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kıymetli misafirler, konuşmamı sonlandırmadan önce değerli bir isme teşekkürlerimi sunmak isterim. Daha barışçıl bir dünya için sporu etkin bir araç olarak kullanan, olimpik değerlerin gelişimi ve yayılımı için büyük katkılar sağlayan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Thomas Bach'a bu akşam bizlerle olduğu için teşekkür ediyorum. Thomas Bach, altın madalyalı olimpik bir sporcu, doktora sahibi bir hukukçu, başarılı bir iş insanı, iyi ve tutkulu bir spor yöneticisi. Kendisinin bugün bizlerle olmasını çok anlamlı buluyorum. Daha çok gencimizin sporu ve olimpik değerleri bir yaşam tarzı olarak benimsemesi, Mustafa'nın spor vizyonunu yaşatacak en önemli çıktı olacaktır. Unutmayalım ki arzuladığımız refah ve kalkınma sadece ekonomik büyüklükle değil, kültürel zenginlikle, sanat sevgisiyle, eğitim kalitesiyle ve elbette sportif alandaki atılımlarla elde edilebilir. Sevgili konuklar, konuşmama son verirken Mustafa Koç Spor Ödülü'ne önemli katkılar sağlayan proje ortağımız Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetimine, değerli seçici kurul üyelerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili izleyiciler, Caroline Koç'un da belirttiği gibi Mustafa Koç Spor Ödülü'nün kalıcı teması olimpik değerlere katkı olarak belirlendi. İşte tam da bu noktada gelin sözü çok değerli bir spor yöneticisine, Türkiye'de olimpik hareketin başındaki ismi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Profesör Doktor Uğur Erdener'e bırakalım. Koç ailesinin değerli bireyleri, kıymetli katılımcılar, gönül bu anlamlı toplantıyı sizlerle güzel bir sosyal ortamda yüz yüze yapmayı arzu ederdi. Ancak tüm dünyada sosyal yaşamı her yönüyle etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle
sanal ortamda da olsa 4. yılını idrak ettiğimiz Mustafa Koç Spor Ödülü vesilesiyle sizlere hitap etmekten mutluluk duymaktayım. Ülkemizin en prestijli spor ödülü haline gelen bu ödülün oluşturulması ve sürdürülmesinde Koç ailesinin Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile işbirliğini tercih etmiş olması benim için ayrı bir mutluluk kaynağı olmuştur. Saygıdeğer iş insanı, sporcu, spor yöneticisi, sporun destekçisi ve bunların daha da ötesinde yaşam felsefesini mükemmeliyet, saygı ve dostluk gibi olimpik değerler üzerine inşa etmiş Mustafa Koç'u bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum. Saygıdeğer Karolin hanımefendi ve Koç ailesi bu ödülleri hayata geçirirken sadece Mustafa Koç'un anısını canlı tutmayı amaçlamıyor. Onun yaşarken gerçekleştirmek istediği bir hayalini de yerine getiriyordu. Mustafa Bey bu spor ödülünün savunucusu olduğu insani değerlerin spor yoluyla toplumda yaygınlaşmasına öncülük edeceği inancındaydı. Kanımca bu vasiyet artık yerine getirilmiş bulunmaktadır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı ve değerli dostum Dr. Thomas Bach'ın da bu törende bizimle birlikte olması Mustafa Koç Spor Ödülü'nün sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da amacına ulaştığını göstermektedir. Değerli katılımcılar, ödül vereni değil, verileni öne çıkaran bir taltiftir. Bu prestijli ödüle layık bulunan başarılı sporcularımızın, sevgili Taha Akgül ve Gizem Girişmen'in, Yasemin Adar'ın, İlke Özyüksel'in olimpik ve evrensel değerleri yaşayarak ve yaşatarak topluma örnek olduklarını görüyor ve bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. İsmi birazdan açıklanacak olan ve aynı toplumsal yararı sürdüreceğine inandığım 2020 ödülünün sahibini de gönülden kutluyorum. Bir sonraki ödül töreninde yüz yüze görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mustafa Koç Spor Ödülü töreni tüm dünyada spora yaptığı katkılarla tanınan, olimpik değerleri yayılmasına öncülük etmiş bir ismi ağırlıyor. Az önceki kısa klipte de izlediğimiz gibi ödül törenimize katılarak bizleri onurlandıran Thomas Bach, dünyada sporun zirvesinde yer alan çok kıymetli bir isim. Şimdi sözü kendisine bırakıyoruz. Dear President of the Turkish Olympic Committee, my dear IOC colleague and friend, Professor Uğur Erdener. Dear Olympic friends, celebrating the prestigious Mustafa Koç Sports Award today may feel very different from previous years. With the global coronavirus crisis, we are all living with much uncertainty. In these difficult times, we all need our shared Olympic values of excellence, friendship, respect, and solidarity more than ever. This is why I would like to thank the Koç Holding Group and the Turkish Olympic Committee for putting the spotlight on the power of sport with this award. This award commemorates the vision of Mustafa Koç and his love for sport in the best possible way. I would like to congratulate all the nominees of this year's award. All of you have exemplified these Olympic values with your passion for sport, your athletic achievements, and most importantly, your sportsmanship. In doing so, you are carrying these Olympic values into society, inspiring others with a joy that only sport can give us. Sport
is about so much more than winning or breaking records. It is through the Olympic values of excellence, friendship, respect, and solidarity that sport brings together the entire world. This unifying power makes sport a force for good in our world today. For this reason, the Mustafa Koç Sports Award is sending a strong message of hope and optimism from Turkey to the world. Whether in sport or in facing the many challenges in life, we are always stronger together. In this Olympic spirit of solidarity, I wish you a wonderful evening celebrating the Mustafa Koç Sports Award and celebrating the Olympic values that unite us all. All the very best and enjoy the evening. Zaferin, gururun, mücadelenin müziği. UEFA Şampiyonlar Ligi müziği. Futbolla ilgili olsun olmasın, herkesin içini titreten bu olağanüstü müziğin bestecisi Tony Britton, Mustafa Koç Spor Ödülü'nün tema müziğini yazmak üzere piyanosunun başına geçti. Bu özel müziğin arkasındaki hikayeyi şimdi gelin Tony Britton'ın kendisinden dinleyelim. The brief was quite simple. It was to be a celebration. I like writing celebratory music, but I also find it's more comfortable if I've got a story that I'm illustrating with my music. So I decided to do some research. I watched the film about Mustafa Koç's life, and I was very impressed. I was struck by a man who, despite his great success and wealth, privilege if you like, seemed to be a true liberal who felt that giving back was an important thing, and the more I learned about him, the more impressed I was. The style of this music is unashamedly romantic, if you like, symphonic, big, grand. I also wanted to illustrate another aspect of Mr. Koç, and that was something more reflective. Okay, so that's Mustafa Koç saying, "We must be reflective, but now I want to go sailing." We're living through very difficult times right across the world, politically, economically, and particularly, of course, with COVID-19, which is making life very, very difficult for hundreds of millions of people. Art, music, theatre, sport, these are all things that people really depend on. If my little bit of music has helped in any way, then I'd be happy. Değerli izleyiciler, ödül törenimizin en heyecanlı anına yaklaşıyoruz. Birazdan Mustafa Koç spor ödülünün bu yılki sahibi belli olacak. Ödül kriterlerini hakkıyla yerine getiren, ülkemizin önümüzdeki olimpiyatlardaki en büyük madalya umutlarından biri olan çok kıymetli bir sporcumuz, az sonra Mustafa Koç spor ödülünün yeni sahibi olacak. Şimdi ödülün sahibini belirleyen, konusunda uzman ve seçkin isimlerden oluşan seçici kurulumuzu ve değerli jürimizi sizlere takdim etmek istiyorum. İşte seçici kurul üyelerimiz. Sayın Hasan Arat, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu üyesi. Profesör Doktor Hülya Aşçı, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı.
Sayın Efe Ayda. Milli basketbolcu, Avrupa karmasına seçilen ilk Türk sporcu. Sayın Turgay Demirel. FIBA Avrupa Başkanı, FIBA Dünya Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve değerli jürimiz. Jüri Başkanımız Sayın Caroline Koç. Jüri üyelerimiz Sayın Ömer Koç ve Profesör Doktor Uğur Erdener. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve işte sabırsızlıkla beklediğimiz o an geldi. Şimdi ödülü kazanan ismi anons etmek üzere sözü yeniden Caroline Koç'a bırakıyorum. Değerli konuklar, Mustafa Koç Spor Ödülü törenimizin en heyecanlı anına geldik. Türk sporuna farklı alanlarda katkı sağlayan, birbirinden kıymetli pek çok aday arasından bir isme karar vermekte, bu yılda oldukça zorlandığımızı itiraf etmeliyim. Mustafa Koç, spor ödülünün 4. yılında böyle bir ilgiyle karşılanması gerçekten mutluluk verici. Bu zorlu ve bir o kadar da keyifli değerlendirme süreci bizi azmi, çalışkanlığı ve disiplini sayesinde dünya çapında sportif başarılara imza atan, kişiliğiyle ise mükemmeliyet, saygı ve dostluk değerlerini yansıtan bir isme ulaştırdı. 2020 Mustafa Vehbi Koç Spor Ödülünü kazanan isim ...2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda altın madalya alarak bu alanda tarihimizdeki ilk dünya şampiyonu olan milli sporcumuz İbrahim Çolak. Hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok tebrik ederim seni. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle. İbrahim'in sporun en temel ve zorlu branşlarından biri olan jimnastikteki büyük kazanımlarının yarının dünya şampiyonlarına ilham kaynağı olmasını tüm kalbimle diliyorum. Kendisini kutluyor. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bizi bir kez daha gururlandıracağına tüm kalbimle inanıyorum. Sevgili İbrahim, istersen ödül konuşmanı yapmadan önce senin başarılarınla dolu yaşam hikayeni anlatan filmimizi izleyelim. Tabii ki, çok isterim. Hold your breath, people. Up now, İbrahim Çolak from Turkey, the 24-year-old. He was first in the qualifying, and now he has his Olympic destiny on the line. He's been working for 19 years, and he's got 50 seconds to show all he's got. Ben İbrahim Çolak, artistik jimnastik milli takım sporcusuyum. 5 yaşında jimnastiğe başladım. 6 yaşında ana sınıfına başladım. 7 yaşında 1. sınıfa başladım. Okul hayatımdan önce spor hayatım çoktan başlamış olmuştu. Çocukluğunda kapılara tırmanır, tavana kadar çıkar, inerdi böyle. Öğretmen şikayet ederdi. İbrahim teneffüslerde demirlere tırmanıp basket potanın üstüne otururmuş. Amcam Erkan Çolak, eski jimnastikçi. Parkta yanımıza gelmişti. Durduğu yerden geri salto yapmıştı amcam. Helal. Jimnastiğe geç başladım biraz gerçi. İlkokul bittikten sonra 11 yaşından işte 18 yaşına kadar bir 8 sene süre yaptım. Ailem beni onun sayesinde jimnastik sporuyla tanıştırmış. Tabii Erkan abi yönlendiriyor. İbrahim Çolak düşünün 4 yaşında tek başına 20 sınav yapabilen bir çocuk. 20, 30, 40 olmuş. Antrenörüm dur demese daha devam edecekmişim. Evet ya, iyi bir öğrenci daha yakaladık diyebildim o zaman. 7 yaşında İbrahim'in ne olacağı belliydi. Yaş grupları Türkiye şampiyonası olmuştu. Orada bir altın madalya kazanmıştım.
Çok böyle ufak tefek olduğum için madalya neredeyse böyle yere değecekti. Annem madalyayı biraz dikmiş, kesmemiş yani dikmiş. O zamanki boyuma göre ayarlamış. Benim için en özel madalyaların arasında duruyor. İbrahim Çolak'ın çok gelgitleri olmuştur çocukken. Hem okul hem spor çok zordu onun için. Akşama kadar 8 oluyor, 10 oluyor hep salonda. Eve geliyorduk, gece yarılarına kadar derslerini bitirmeye çalışıyorduk. Salon, okul, ev. Mahalle arkadaşları yok. Sokakta çok fazla anımız yok bizim İbrahim'le. Biz sokakta oyun oynarken o antrenmana gidiyordu. Artık yapmak istemiyorum demiştim, bunu hatırlıyorum. Gitmeyeceğim, bıktım dedi ya, gitmek istemiyorum dedi. Ben dedi yapmayacağım. Dedik ki oğlum olmaz. Sen bu kadar emeğin var, bu kadar uğraştın. Yazık olur, sonra pişman olursun. Tekrar dört elle jimnastiğe sarılmamı sağladılar. O dönemde o çocukluğunu salonda yaşatarak o özlemini top mu oynar? Burada top oynatırım. Saklambaç mı oynar? Burada saklambaç oynatırım. Bu da hayatımdaki dönüm noktalarından bir tanesi oldu. 2011 yılında yapılan Trabzon'daki EOF yarışması, yani Avrupa Gençlik Olimpik Festivali, Sarı Salam'da aldım ilk ve en büyük madalyaydı. O yarışmadan sonra da antrenörün velilerimizi bir kafede buluşup onlarla bir konuşma yapmıştı. İnanın bu Yılmaz Özyalar'ın yaptığı maddiyatla ölçülmez. Herkes benim için seferber olmaya başlamıştı. Ablam, babaannem, rahmetli dedem, amcam. Tam sofraya oturuyordum işte, birkaç lokma laf, işte İbrahim'in antrenmanı bitti, hemen kalk giyin. Normal bir yaşam nasıldır? İşte tatiller vardır, işte hafta sonları vardır, birlikte toplanıp bir yerlere gitmek vardır. Biz bunlardan hep biraz mahrum kaldık. Hani hayatımızı İbrahim'in antrenmanına göre yönlendirdik. Hala da öyle ayarlıyoruz. Oğlumun sünnetini yapmayı düşünüyorum ama İbrahim'in programına göre ayarlamaya çalışıyorum. O da olmuyor. İbrahim de hani istek olmasaydı, biz istediğimiz kadar hani elimizden geleni yapalım. Çocuk yapmak istemedikten sonra yapmazdı. Bir nevi bir takım çalışması oldu. Bir sorun olursa, ben üstesinden gelemezsem onlarla beraber bunu çözebiliriz'i düşünüyorum. Bu yüzden de hayata karşı hep böyle pozitif davranmaya çalışıyorum. Yardım eder, koşar, her zaman yanında olur. İki kişi beraberken önce yanındakini düşünür. Üç kişi beraberken önce iki kişiyi düşünür, sonra kendisini düşünür. 10 yaşından itibaren eve maddi destek sağlamaya başladı. Olimpiyat aday sporculuğu burs alıyordu. 400 küsur, 480 lira falandı. Ben bu bursla kızımı okuttum mesela. Destek oldu. Tabii İbrahim Çolak gerçekten jimnastik için yaratılmış bir çocuk. Bir sporcuya 10 tekrar yaptırırsınız ama İbrahim 100 tekrar yapar ama 100 tane daha yapmak ister. Hocam bir tane daha yapayım. Bir tane daha yapayım. 2013 yılında yaşadığım sol ayak bileğimden bir kırık vakası vardı. Değneklerle her gün antrenmana gidip geldim. O sakatlıktan 2 ay sonra da Mersin'de Akdeniz Oyunları yapıldı 2013 yılında. Orada halka aletinde gümüş madalya kazandım. İbrahim Çolak gibi örnekleri keşke bulsak, bir 20-30 yıl daha bekleyelim. Jimnastik literatürüne geçen Çolak ismiyle bir hareketim var. 2017 yılındaki Avustralya'da yapılan Dünya Kupası'nda bu hareketi denemeye karar verdik. Gerçek anlamda ismimi tarihe yazdırmış olmak benim için çok gurur verici bir olay oldu. Bu kadar oldu. Stuttgart'ta rakiplerimiz de çok güçlü. Yani 2 tane olimpiyat şampiyonu sporcu vardı, dünya şampiyonları vardı. Ve İbrahim orada yüzlerce sporcu arasında birinci olarak finale kaldı. Salona girdiğimde evet biraz stresliydim, heyecanlıydım. İster istemez üzerimde baskı vardı.
O kaygı, endişeyi yönetmek çok zor. Tüm ülke ondan bir madalya beklentisi içerisinde. Sporcuyu alete kaldırıp o aleti tuttuktan sonra bırakıyorsunuz. Sahne sizin diyorum ben. Sahne sizin. Tadını çıkarın. O kadar böyle sessizlik vardı ki koca salonda. Ben halkaların o çat çat seslerini duyuyordum. Aradaki nefes verişlerimi. Full plunge position. Put together lovely style there, straight into the Maltese. Control so far. Double pike front somersault nails the landing, and that was a sensational routine. Ben hissettim yani onun madalya alacağını ama rengini bilmiyorduk. Here from Ibrahim Jolak. Bir açıklandı ve dünya şampiyonu oldu. Yani o an içimde tuttuğum o mutluluğu dışarı vurdum. We have got the gold medal position. Yani inanılmaz bir duyguydu. Şu an bile tüylerim diken diken. Hem antrenörünü hem kendisini tebrik ediyorum. Çok büyük iş başardılar Türk jimnastiği adına. Kardeşim dünyanın en iyisi oluyor. Orada bizi, Türkiye'yi temsil ediyor, bizi temsil ediyor. Hani anlatılmaz, nasıl diyeyim? İbrahim dünya şampiyonu oldu. İçimden dedim ki, neden ben de yarın başarılı olmayayım? Tam yarışmaya bir gün kala beni belki de madalya almaya inandırdı. Başardım, dünya ikincisi oldum. Tarihi bir başarıya, tarihi bir karşılama oldu diyebilirim. Asla unutmayacağım. Püf noktası fedakarlık. Yani tek kelime, fedakar olacaksın. Yani hayatta bazı güzel şeylerinden fedakarlık edeceksin ki o sporcu yetişsin. Herkesin kendi zirvesi vardır. Sen kendini geliştirirsen, sonunda madalya almamışsan bile bu seni mutlu edebilir. Sen dersin ki ben yaptım. Şimdi sözü İbrahim Çolak'a bırakalım. Öyle sanıyorum ki bizi çok heyecanlı ve anlamlı bir konuşma bekliyor. Merhaba. Bu değerli ödül için Koç topluluğuna, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne, jüri üyelerine, seçici kurula ve elbette arkasında bıraktığı iyilikler ve bizlere esin kaynağı olmaya devam eden spor tutkusu için Mustafa Koç'a teşekkür ederim. Spor benim de en büyük tutkum. Antrenmanlara gitmek, yarışmalara katılmak,
Her seferinde madalya kürsüsünde yer almanın hayalini kurmak, benim işim, dinlenme biçimim, boş zaman eğlencem, kısacası her şeyim. Hayatıma adadığım artistik jimnastik sporu bana pek çok fırsat sundu, pek çok kapıyı araladı. Yaşadığım semtten dünyanın en uzak köşelerine uzanma olanağı sundu. Ama en önemlisi beni olduğum kişi yaptı. İyilik duygusunun sporun can damarı olduğunu gösterdi. Yarışmanın barışmaya giden yolun ilk durağı olduğunu öğretti. Mükemmelliğin, fedakarlığın diğer adı olduğunu fısıldadı. Rakiplerime saygının, kendime saygı duymak olduğunu anlattı. Her defasında tevazunun sadece bir nezaket kuralı değil, bir dünya görüşü olduğunu bana hatırlattı. Çok şanslıyım ki doğduğum günden beri bana bu değerleri aşılayan bir ailem var. O aile ki tahmin edebileceğinizden çok daha büyük bir aile. İçinde antrenörlerim var, kulübüm var, takım arkadaşlarım var, yöneticilerim var. Başarılarımdan ilham alan çocuklar, genç sporcular, öğrencilerim, hepsi benim ailem. Rakiplerim benim ailem, hayallerim ailem. Artık sizler de ailemsiniz ve Mustafa Koç da öyle. Bir dünya şampiyonu ve Mustafa Koç spor ödülü sahibi olarak sorumluluğumun daha da arttığını biliyorum. Sizlere mükemmellik, dostluk ve saygı gibi olimpik değerlerin yaygınlaşması için hayatım boyunca çalışmaya devam edeceğimin sözünü veriyorum. Evet, sevgili İbrahim'i dinledik ve duygularına ortak olduk. Kendisini bizler de gönülden kutluyor, başarılarının devam etmesini diliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Mustafa Koç Spor Ödülü töreninin sonuna geldik. Bu ödülün, sporun değerlerini bireysel başarı kadar öncelikli gören tüm sporculara ilham kaynağı olmasını diliyoruz. Mustafa Koç'u saygı ve özlemle andığımız bu gecede bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sene tekrar görüşmek üzere.